CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç karşımızda. Daha önce Rütük'te görev almış bir meslektaşımız aynı zamanda. Bugün siyasi sahnesine bakalım nasıl değerlendirecek. Sayın Öztunç merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu sabah saatlerinde haber sitelerini rastgele önüme açtığımda hepsinin başlıklarında birinde SETA vurgusunu gördüm. Birinde Kartal İmam Hatip vurgusunu gördüm. Birinde Pelikan vurgusunu gördüm. Nasıl atamalar bunlar, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. TRT Fahrettin Altun'un kontrolüne girdi. TRT Fahrettin Altun'a teslim edildi. Zaten TRT AK Parti'nin yönetimindeydi. Yani AK Parti istediği gibi TRT'de at koşturuyordu. İstediklerini yaptırıyorlardı. Ama bu AK Parti içerisindeki kavganın bir sonucu olarak yeni atamaların yapıldığını görüyoruz. Ben böyle yorumluyorum. AK Parti içerisinde bir kavga var ve o kavganın sonucunda da bugün TRT yönetimine Fahrettin Altun'un ekibi geldi. Fahrettin Altun bu kavgadan galip çıktı. Bunun işaretini geçtiğimiz haftalarda almıştık. Anadolu Ajansı'yla almıştık. Anadolu Ajansı gelen birinde Serdar Karagöz gelmişti. O da Fahrettin Altun'a yakın bir e, isimdi. Fahrettin Altun ilk hamlesini orada yapmıştı. E, bugün ise TRT'de yaptı. Yani göbelsin medya yapılanması tamamlanıyor e, diyebiliriz. E, devlet kurumlarındaki medya yapılanmasını göbez e, tamamlıyor. Kendine yakın isimleri, SETA'dan e, eski arkadaşlarını, İmam Kartal İmam Hatip lisesinden e, bazı isimleri, e, yandaş kalem olarak bildiğimiz gazetecileri e, hiçbir şekilde yapmayan sadece e, yandaşçılık yapan bazı isimleri buraya getirdi. Diyakat ise hiç yok. TRT, eski TRT ile bugünkü TRT'ye baktığımız zaman gerçekten de bir adeta çiftlik haline getirilmiş TRT. TRT'de geçmişteki genel müdürlere, yönetim kurulu başkanlarına bakıyoruz. Bir de bugünküne bakıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? TRT'nin yönetim kurulu başkanında bir ressam getiriliyor. Ahmet Albayrak. Ressam. Yani Allah aşkına TRT bir yayıncı kuruluş. Televizyoncunun iletişim fakültesi mezunu birisinin iletişim fakültesinden birisinin bir yayıncının gelmesi gerekirken bir ressam getiriliyor. TRT'nin başına oturtuluyor. Ne yapacak? Yani TRT ve, e, yönetim kurulu başkanı iken makam odasında resim mi yapacak e, Ahmet Albayrak? E, yanlış kararlar veriliyor. Yanlış adımlar atlıyor. TRT zaten AKP'nin kontrolündeydi. AK Parti zaten TRT'yi istediği gibi e, kullanıyordu. Ama şimdi e, Göbels ele geçirdi. Fahrettin Altun ele geçirdi. Parti içerisindeki sizin de az önce bahsettiğiniz pelikancılar, diğer gruplar bunların kavgasının sonucunda Fahrettin Altun tamamen yönetimi e, ele geçirmiş durumdadır. Bakan çocukları var. Yani evet. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, Çalışma Bakanı'nın e, oğlu var. E, bazı bakanların, eski bakanların yakın arkadaşları var. SETEDAN e, isimler var, Kartal İmam Hatip'ten isimler var. E, yine bir çiftlik yapılanması içerisinde kendi ekiplerini getirip oturttular. Liyakat hiç yok liyakatlı atamalar yapılmamış durumda. Bir zamanlar TRT müthiş bir üretim yapardı. Müthiş diziler, filmler, müthiş programlar yapardı. Ama artık sadece AK Parti'nin yayın organı gibi davranıyor. Anadolu Ajansı'nda da benzer bir şey oluşmuştu. Bir de tabi burada iki maaş, üç maaş, dört maaş iş olacak. Onu da size söyleyeyim. Çünkü atananlara baktığınız zaman basın ilan kurumunda görevli, TRT'de görevli İletişim Başkanlığı'nda özel kalemde yani Fahrettin Altun'un özel kaleminde şimdi geçti e, TRT Yönetim Kurulu'nda. Hem oradan maaş alacak hem oradan alacak. Ye babam ye diyoruz. Yani bunlar iki maaş, üç maaş, dört maaş, beş maaşı çok seviyorlar. Milletin sırtından vatandaşın vergileriyle e, yayıncılık yapan, e, vatandaşın elektrik üzerinden verdiği e, ve paralarla yayıncılık yapan TRT'nin bu kaynakları yandaşlara e, göbelse tahsis edilmiş durumda olacaktır. E, ben bunu AK Parti içerisindeki bir kavganın tezahürü olarak görüyorum. AK Parti içerisindeki bir kavganın sonucu olarak görüyorum ve artık Fahrettin Altun diyor ki patron benim diyor zaten yandaş medyada yapılanması tamamdı. İstediği yapılanmaları gerçekleştirmişti. Ama şimdi kamu medyasında yani TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu gibi yerlerde de yapılanmasını tamamladı. Bir iki tane araya serpiştirme yapmış saraya yakın bir iki isim ama onun dışında tamamına yakını kendi yakınları, yandaşları, kendi e, Fahrettin Altun'u kastederek söylüyorum. Fahrettin Altun'un bir numaralı yakın çevresindeki isimler oraya getirildi. E, Fahrettin Altun mührünü devletin medyasına vuruyor. Fahrettin Altun Göbel'si e, olarak e, göbez taktiğiyle e, göbes yapılanmasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bir kurum olarak TRT'yi de sorayım. Örneğin TRT'nin eski çalışanlarından da mesajlar e, atıldı sosyal medya evet. üzerinde. Örneğin bugün Halk TV Ankara temsilcisi olarak görev yapan görkemli hatıraları hazırlayıp sunan Serhan Asker şöyle yazmış. 20 sene TRT'de çalıştım şef yardımcısı bile yapılmamanın gururunu daha iyi yaşıyorum bu atamaları görünce. E, Hilal Kaplan'ı duyunca diye o yorumlamış mesela TRT kurumu açısından dünden bugüne nasıl izlediniz gelişmeleri? Neler değişti bu ee, kadar kısa sürede? Tabii Türkiye Radyo Televizyon Kurumu e, en fazla iletişim ağı olan kurum. E, Türkiye Radyo TRT e, çok sayıda Türkiye'nin dört bir yanında dünyada e, devlet gücünden kaynaklı yayıncılık yapabildiği için izlenirliği olabilen bir kurum. İzleniyor mu? İzlenmiyor. Niye? Çünkü işte AK Parti döneminde son 18-19 yıldır e, bu tip atamalar yüzünden e, yanlış yayıncılık, kötü yayıncılık ve e, maalesef liyakatsiz isimleri getirdikleri için vatandaş TRT'yi izlemiyor zaten. Rating sonuçlarına baktığımız zaman ki ben eski bir gazeteci olduğum için böyle bir alışkanlığım var. Bakarım reytinglere. Kimse izlemiyor TRT'yi. TRT izlenmiyor. E, TRT daha çok e, AK Partililere, yandaşlarına, AK Parti'nin yönetim ekibi e, çocuklarına iş bulma mecrası olarak kullanılıyor. E, o yüzden seren Asker gibi televizyonculukta başarılı isimler de maalesef TRT yükselemediler. Onlar da TRT'yi tek tek terk etmek zorunda kaldılar. Kimin işine son verildi, kimine mobbing uygulandı, kimin yeter kardeşim ben e, böyle bir yayıncılık yapmak istemiyorum. Bu yayıncılık değil, bu e, tamamen e, tetikçilik hatta arzualcılık diyenler oldu ve e, ayrıldılar. TRT eski TRT değil tabii ki artık. TRT e, devletin tarafsız... E, özgür herkese eşit olan yayın kurumu olmaktan çıktı tamamen sarayın kontrolünde saray ne isterse onu yapan yapar yapan AK Parti'nin yayıncılığını yapan AK Parti'nin yayın organı kurumunda olan bir kanal oldu oysa tüm ülke 83 milyonun vergisiyle ayakta duruyor TRT 83 milyonun vergisiyle personeline maaş veriyor aynı zamanda hepimiz elektrik faturası ödüyoruz. Elektrik faturalarımızdan TRT payı var. Hepimizin verdiği parayla maalesef dönüp bir siyasi partinin yayıncılığını sarayın e, kalem kalemşörlüğünü eee tetikçiliğini yapan bir kurum haline geldi. O yüzden de kimse izlemiyor. Ben yıllardır mesela TRT'yi açıp izlememişimdir. Yani TRT'yi hiç görmemişim. Maçlarda belki insanlar Tabii. izliyorlardır İşte uluslararası maçlarda, Dünya Kupası'nda. Mecburen başka bir de yayıncılık olmadığı için, yayınlanmadığı için onun dışında TRT'nin bir izlenirliği de yok. İtibar da maalesef yok ki TRT bizim ülkemizde en itibarlı olması gereken yayın organı olması gerekiyor. Ama AK Parti her yeri bitirdiği gibi TRT'yi de bitirmiş durumda. Sayın Öztunç çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. CHP Genel evet, Başkan bir... Yardımcısı Ali Öztunç geçmişte RİTÜK'te de görev almış bir isim olarak. Önemli bir yorumda bulundu. Bu arada Sayın Öztunç der ki son bir yorumda daha bulunmak istiyorum. Evet. Sayın Öztunç buyurun. Bir cümle, bir cümle. Şimdi İbrahim Eren, e, İbrahim Eren e, TRT Genel Müdürü'ydü. İbrahim Eren alındı. Biliyorsunuz İbrahim Eren aileye çok yakındır e, Erdoğan ailesine. Peki İbrahim Eren görevi bitti, işte e, miyadı doldu, son kullanma tarihi geçti. Kenardan mı bırakılacak? Seninle işimiz bitti kardeşim benim e, çöp kutusuna mı atılacak? Hayır öyle olmayacak. Bu benim iddiamdır. Bana ulaşan, Ankara kulislerinde ulaşan duyumlar, benim, bana ulaşılan bilgilere göre İbrahim Eren de önümüzdeki günlerde bir Avrupa'da e, bir başkente Büyük elçi olarak atanacak. Ödüllendirilecek. Bugüne kadar yaptığı yandaşlığın, bugüne kadar TRT'yi e, Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kullandırmasının mükafatı olarak e, bir e, Avrupa ülkesinin birinde bir başkente, önemli bir başkente büyükelçi olarak gönderilecek. Peki bu önemli iddiayı da paylaşmış olalım, ekrana getirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztunça. Şimdi devam edelim.